Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümünde Saadet Partisi Gençlik Kolları açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Şimşek, merhum Erbakan Hoca'nın vefatının 11. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Başkan Şimşek, Erbakan Hoca'nın tüm bu yönleriyle büyük milletlerin ve büyük devletlerin ihtiyacı olan bir lider olduğunu söyledi. Eğitim, akademi, teşkilat ve siyaset hayatında zekası, ilmi ve teknik yönü, nezaketi, çalışkanlığı, disiplini, kararlılığı, devlet adamlığı, teşkilatçılığı ve herkesin ilgisini ve takdirini kazanmış Erbakan Hoca'mız, tüm bu yönleriyle büyük milletlerin ve büyük devletlerin ihtiyacı olan bir liderdir. Merhum Erbakan, iletişime açık yönü ile en olumsuz kişi ve kurumları bir araya getirebilmeyi ve olumsuz denilen işleri başarmış birisidir. Siyasette kurduğu ittifaklar, gerçekleştirdiği kalkınma hamleleri, verdiği destansı zamlar, gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı, dış politikada yaptığı atılımlar ile aziz milletimizin gönlüne girmiştir. Bu anlamda rahmetli hocamız, her kesimin ve herkesin hayatına dokunmuş ve ardından kimsenin görmezden gelemediği, yenişemediği, kıskandığı, imrendiği ve hayırla andığı ender insanlardandır. Başkan Şimşek, Erbakan'ın 20 senesi siyasi yasaklı olarak 42 yıl siyaset yaptığını belirterek, Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak yaşanılabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kuruluncaya kadar çalışacağız dedi. Necmettin Erbakan, 20 senesi siyasi yasaklı olarak 42 yıl siyaset yaptı. Hiçbir zamanda tek başına iktidarda kalmadı. Kısacık koalisyon dönemlerinde işçiye, memura ve emekliye akıl almaz zamlar yaptı. Ayakkabı, şeker, tütün, un, motor fabrikaları olmak üzere yatırım hamleleri başlattı. Erbakan hocamız fikir ve çalışmaları çeşitli çıkar gruplarının oyununu bozunca her türlü engellemelerle karşılaşmış ancak her mücadelesini asla vazgeçmemiştir. Kısacası adil bir düzen isteğimizden ve gayretimizden vazgeçmiş değiliz. Çünkü Erbakan hocamız yaktığı adil düzen meşalesi gönlümüze ateş olarak düşmüştür. Hedef olarak verdiği hak ve adalete dayalı yeni bir dünya ideali varmak istediğimiz menzilimiz olmuştur. Saadet Partisi Elazığ Gençlik Kolları olarak yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı kuruluncaya kadar çalışacağız.